yani e, meseleyi siyasete getirip hükümete bağlayarak e, vatandaşlar üzerinde bir güvensizlik havası oluşturmak son derece yanlış bir söylemdir. Yani burada adeta vatandaş yani 10 milyona yakın göçmenden bahsetti Fırat Bey. 1 milyona yakın Afgan'dan bahsetti. Efendim 2 milyon silahlandırma şeyi var gibi. Bence bu söylemlerden e, ihtiyatlı olarak Kaçmak lazım. Bu söylem sokaktaki vatandaşı tahrik eder, tedirgin eder, suça bulaşmayacak insanları bile değiştirir. Bunun yolu basit, sen tarih edebilir Devlet bütün açıklığıyla şimdi, bütün rakamlar açıklasın yani. Ya rakam, Hayır açıklamış. Ben şimdi söyleyeceğim. Şimdi, şimdi bakınız, önce devlet bu o, kaçak göçmenle mücadele ediyor mu etmiyor mu? Zaten dikkat ederseniz bu Afgan meselesi iki haftadır gündem bizde. Ondan önce Afganlar vardı ama gelip gidiyorlardı. İki haftadır işte Biden görüşmesi bahane edildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun maalesef bir genel başkana yakışmayacak şekilde Biden'la Erdoğan gizli anlaşma yaptı. 13'ün yanına dış işlerinden adam almadı. Bilmem ka son derece bence kasaba politikacısının bile tevessül etmeyeceği bir tweet attı ki ben onu anlıyorum. Neden anlıyorum? Birinci bölümde söylediğim gibi yani bu hükümete karşı kullanılacak en önemli kozlardan birisi göçmen kozu olduğu için Kılıçdaroğlu arkasındaki ekibin yönlendirmesiyle bu tür şeyleri yapıyor. Evet, Yalnız önce böyle bir şey var mı? Önce Bey, önce devletin bizim devlet ki devlet diye kutsadığımız, önemsediğimiz bir tarihsel geçmişi olan bir şey olan, background'da olan bir ülkede böyle bir şey var mı yani ne, nasıl bir şey e, siz dışişlerinden resmi etkileri almıyorsunuz tanıdığınız ya, bir eski Ali Haydar Bey güzel kardeşim. bakınız sistem başkanlık sistemi dışişleri bakanı da başkana bağlı orada mütercimlik yapan e, cumhurbaşkanlığı e, şeyinde görevli bir şey hayır e, sorun yoksa niye vazifeli. kayıt altına alınmıyor efendim sorun yok niye kayıt altına alınmasın? kaydı bizim bilmemiz gerekmeyebilir her kayıt açıklanıyor mu yani Biz bu bilmeyelim kız... devlet bilsin Abi Biliyordur devlet Yok kimse, bir tek ya Cumhurbaşkanı ne demek, biliyor. Ne demek yok ya? Hiçbir Cumhurbaşkanı, arkadaşlar ya siz milletvekilliği yaptınız. Yani resmi görüşmeler olsun, hatta bir takım gayri resmi görüşmeler bile mutlaka tutanak altına alınır. Ben yurt dışı se seyahatlerimde, yabancılarla yaptığım bütün görüşmelerde, milletvekili olduğum dönemde mutlaka konsolosluktan, sefaretten bir şey aldım, katip. Ve ne konuştuysak tutanağa geçirttim. Çünkü bunlar ileride benim aleyhime de ülkemin aleyhinde kullanılabilir. Meclisin, ben meclisin dışişleri komisyonu üyesiydim. O resmi meclis adına bütün görüşmeleri de ben katılıyordum. Tamam değerli ben Sinan Bey zaten eskiden beri takdir ettiğim bir siyasetçi arkadaşımızdır. Fakat önce şunu söyleyeyim yani vatandaşımızın, ülkemizin kaçak göçe karşı ne gibi tedbirler özellikle şu anda İran söz konusu olduğu için eğer Türkiye tedbir almazsa 1 milyon 750 bin Afganlı göçmenin Türkiye'ye gelmesi tahmin ediliyor tedbir almazsa. Ama bu tedbirler alınmıyor mu? Alınıyor. Bakınız Doğu sınırında güvenlik duvarı 54 kilometrelik Iğdır İran sınırının tamamı, 84 kilometrelik Ağrı İran sınırının 82 kilometresi, 121 kilometrelik Hakkari İran sınırının 13 kilometresi, 149 kilometre duvar örülmüş, Yine Van İran sınırı hattının 63 kilometrelik kısmında da güvenlik duvarı çalışmaları yapılıyor. Sınıra polis özel harekat takviyesi yapılmış. Bakınız sınır aydınlatma optik kule radarlarla donatılmış. İHA uçuşları başlamış. Yani güvenlik kaynaklarımız bizim bütün tedbirleri alıyorlar. Bu gelenler, buna rağmen bu gelenler nereden geliyor? Buna geçiyor? rağmen, buna rağmen geçiş olabilir. Ha e bunu da güvenlik güçlerimiz, devletimiz yani e, daha da terörist bırakmazken terör olma ihtimali olan insanları mı besleyecekti? Bir defa devlet şey İkincisi ben yine resmi rakam vereyim. Türkiye'deki yabancı sayısının tamamı 5.5 milyon. Bu yine bakanlığın açıklamasıdır. 3 milyon 650 bin Suriyeli var. Kayıt altındaki. Evet 3 milyon 650 bin. Bunun 1 milyon 150 bini ikametli. 1 milyon 150 bini ikametli. 400 bini mülteci statüsünde Sinan Bey sadece Hayır. Suriyelilerden Hayır. 400 bini mülteci statüsünde Bey, 2 milyon Yan, yanlış lütfen 2 milyon lütfen yanlış 2 bilgi milyon bilgi 100 bin geçici 100 bin de geçici Bey, statüde. Lütfen yanlış bilgi ya kardeşim ya bunları yanlış söylediğim gibi resmi yanlış rakamlar bunlar. Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 28'dir. Türkiye'de Suriye'den gelenlere mülteci statüsü veremez. Türkiye'nin uluslararası Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu imza dolayısıyla veremez. Suriye Türkiye'nin batısında ise dediğiniz doğru. Ben yanlış bilmiyorsam Suriye bizim batımızda değil. Ya, <laughs> Sinan Bey. Koruması Sinan Bey tam, mülteci Sinan Bey. Mülteci değil doğru. Sinan Bey bakınız güzel kardeşim. Yani ben size bir rakam veriyorsam bir şey veriyorsam onu uydurmuyorum. Buraya gelmeden önce gerekli mevkilerde tamam. adı rakamları onun adı, alıyorum. Onun adı Bana verilen değil. rakam, bakınız, Yanlış 400 bini. 400 bini mülteci statüsünde değil, diyor. Değil, olamaz. 2 milyon 100 bini de geçici muhakkak geçici statüde. Allah aşkına şimdi, olamaz. Şimdi, bunu bunu burada bırakalım. Gelelim şimdi. Şimdi Sinan Bey söylediğim gibi, ben. E, şey olsun diye söylemiyorum. <laughs> yani hakikaten Sinan Bey'i ben ciddi bir çok politikacı değer verdiğim ta milletvekili ederim. olduğundan Sizde beri aynı şekilde. meclisteki çalışmalarını ben sürekli bir gazeteci olarak takip ettim. Hakkında birçok da yazı da yazdım aslında. Takip ettiğim bir siyasetçi. Fakat aynı birçok konuda aynı düşünmüyoruz. Düşünmek zorunda da değiliz. İyiniz, tabii ki. Şimdi bu 2 milyon silah verdiği, 2 milyon silah taşıma yahut da savaşma Silahlandırılırsa. Yet, yet, yeteneği olan 2 milyon genç var. Bunlar silahlandırıldığını düşünün. Ya böyle bir paranoya olmaz Allah aşkına. Çok özür dilerim Sinan Bey. Kendisi de söyledi paranoyan bu. Evet bu paranoya. Ya o zaman ne yapalım? Bugün PKK'yı destekleyen, onun partisine oy veren 6 milyon insan var. Peki bu 6 milyonun 3 milyonuna birileri silah verdiğini düşünün. Demek ne kadar absürtse 2 milyon genç varmış. Bunlara birileri silah verdiğini düşünün. Türkiye'nin ordusundan daha fazlaymış. Allah aşkına bu milleti korkutmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ve içeriye giren kayıtlı da kayıtsız da her mülteciyi takip etmektedir. Bir defa bu görüşüne kesinlikle katılmıyorum Sinan Bey'in. Bu tamamen bir evhamdan, vesveseden ve ihtimalden ibaret. Böyle olursa. Ben de öyle diyorum. 6 milyon PKK partisine oy veren insan var. Bunların bırakınız hadi 6 milyonunu, 3 milyonla birileri silah verse ne olur? Kaldı ki devletimiz bakınız. Bu hükümet teslim aldığı zaman dağlarda 7 bin tane terörist vardı. Bugün 200'ün civarına düşmüş. Yani silahlısını da silahlısının da hakkından gelecek bir devletimiz var ben hükümetin de ötesinde. Şimdi birincisi bu ikincisi. Tam bu noktada ben bir soru sorayım. Siz, Tabii. E, o, o ilk e, ihtimaline Sayın Nuhan'ın yanıt vermiş olduğumuz. Şimdi Afganistan'dan çıkıp e, Türkiye'ye gelmek demek bu arada hani e, buradan çıkıp Hollanda'ya kadar gitmeniz demek hani yürümek falan imkansız. İran konsolosu o yüzden iki, iki biraz sonra bin, konuşuruz. Iki, 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 ama o, o, şimdi o kadar hepsi yol yürümüyor ya. Yürümüyor. O, evet. Yani onu İran lütfen, muhtemelen alıyor. Ya, televizyonda bazen ya. bakıyorum böyle hem bazı konuşmacılar hem bazı sunucular işte çıkıyorlar yok, da yürüyerek geliyor. Daha, yok, böyle bir şey yok ya. Yürüyerek gelmiyor. Şurada muhtemelen yani. böyle de var ama genel başı hayır de var. Oradan buraya yürüyeni yok Resul bey yapmayın da Allah aşkına yürüyeni yok. otobüslere. Doldurup getiriliyor. 2000 kilometre yürüdü, ayaklar yarı oldu diye bugün herhangi bir kanalda hangi Yok, herhangi bir kanal değildi. Hangi? Haber Global'deydi. Global'de miydi? <laughs> <laughs> ha, tamam. Şimdi yani hangi bir kanal olarak bize aşk olsun. Hayır, hatırlayamadım <laughs> hangi kanalda. Bütün kanallarda haberi kanal? takip ediyorum yok. Hiç Hep Haber Global izlediğim için ben yok. biliyorum. Sayın Tosun, ben size şunu soracağım. Şimdi benim sorum şu. Ee, Suriyelilerle hadi orada az önce siz hmm. göçmen dediğiniz Aha. mülteci o tanımları da bir kenara bırakalım. Hmm. Orası da bir tartışma konusu. Da hani Tartışma konusu zaten. falan değil bu tartışmaya kapalı Yok, bir konu onu, ama uluslararası onu anlaşmalardan haberimiz onu da, varsa onu da doğru ama bakın işte böyle bir şey sebep oluyor. O evet. yüzden onu da o terimleri de bir kenara bırakalım. Evet. Şimdi bu Afganistan'dan gelenler Hepsi erkek. <laughs> e, hepsi işte eli silah tutacak yaşta. Savaştan kaçıyoruz evet. diyorlar. İşte yapılan yorumlar. Bugün evet. gazeteleri açın bakın. Muhalefetin açıklamalarına bakın. Neden yanlarında hiç kadın yok deniliyor? Neden hiç çocuk yok? Gelenlerin arasında diyor mesela bugün bir köşe yazısında vardı diyor ki hepsi e, delikanlı yani Ş şişko biri bile yok. Kilolu bile, eh, biri eh. bile yok. Hepsi fit. hepsi fit evet. e, Hepsinin giydiği ayakkabılara baktığımız zaman işte e, genel bir değerlendirme yapmış. Ben de merak ettim hakikaten öyle, öyle mi? Benzer şeyleri mi giyiyorlar diye evet. Evet. görüntüleri inceledim. <laughs> evet öyle bir benzerlik de kurulabilir. E, benim gördüklerim üzerinden. Böyle Askeri bir, kamuflaj var. E, evet böyle bir yorum yapılıyor. Savaştan evet. kaçılıyorsa bu çoluk çocuk nerede diye. Buna bunun Buna dair. Bunun, bunun cevabını yine e, şimdi hatırladım globalde seyrettik. Orada bazı Afganlı yetkilileri, dernek başkanlarını falan çıkarttınız, konuşturdunuz. Onlar cevabını verdiler. Dediler ki yol uzun olduğu için ailelerini getiremiyorlar. Kendileri yerleştikten sonra onları da almayı şey yapacaklar. Sizin kanalınızda çıktı bu yorumlar.